Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadiyi geçtiğinizde onlar da sizinle birlikte gibidir. Bir başka rivayete göre sevap kazanmada size ortak olurlar buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Tebük gazvesinden döndüğümüz sırada şöyle buyurdu. Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna, bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları bir takım mazeretleri alıkoymuştur. Resul-i Ekrem Efendimizin hicretin 9. yılında yapılan Tebük gazvesinden dönerken söylediği bu hadis-i şerif, niyet ve ihlasın önemini belirtmektedir. Asr-ı Saadet'te bir savaş çıktığı zaman bütün sahabiler o savaşa katılmak için can atardı. Herkes kendi imkanlarıyla veya varlıklı Müslümanların yardımlarıyla savaşa hazırlanırlardı. Maddi imkansızlıkları yüzünden savaşa katılamayanlar, büyük bir sevaptan mahrum kaldıklarını düşünerek üzülür, gözyaşı dökerlerdi. Bu defa da öyle olmuştu. Resul-ü Kibriya'nın bu son gazvesine gidemeyenler, hep İslam ordusunu düşünmüşler, savaşa katılan bahtiyarların arasında olmayı hayal etmişlerdi. Her iki hadisi şerifte de, hastalıkları veya başka mazeretleri yüzünden savaşa katılamayan bazı Müslümanların, savaşa katılan mücahitler gibi sevap kazanacakları ifade buyurulmaktadır. Zira ellerinden gelseydi onlar da savaşa gidecekler, nice eziyetlere katlanacaklar, hatta canlarını Allah yolunda seve seve vereceklerdi. Nisa suresinin 95. ayetinde bütün imkanlarını ortaya koyarak Allah yolunda savaşan kimselerle özürleri bulunmadığı halde savaşa gitmeyip evlerinde oturanların bir olmadığı söylenmekte. Savaşanların ötekilerden üstün sayıldığı belirtilmektedir. Bu ayeti kerime hadisimize ters düşmemektedir. Zira ayette mazeretsiz olarak savaşa gitmeyenlerden, buradaysa mazereti sebebiyle savaşa gidemediği için üzülüp ağlayan mücahit ruhlu yiğitlerden söz edilmektedir. İki grup arasında dağlar kadar fark vardır. Allah yolunda cihad etmek, şehadet şerbetini kana kana içmek arzusuyla yanıp kavrulduğu halde, maddi ve bedeni güçsüzlük yüzünden buna imkan bulamayanları, korkaklık, tembellik veya rahatına düşkünlük gibi sebeplerle savaştan kaçanlardan ayıran husus, niyet, samimiyet ve ihlastır. İnsanı Allah katında değerli kılan işte bu özelliklerdir. Hadislerden öğrendiklerimiz. Allah yolunda savaşan kimsenin attığı her adım, yaptığı her davranış ona sevap kazandırır. Allah katında makbul olan bir işi imkansızlıkları sebebiyle yapamayanlar, onu yapmayı ihlas ve samimiyetle arzu ettikleri takdirde yapmış gibi sevap kazanırlar.